Alo. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, buyurun. Merhabalar. İsim verilmesini istemiyorum bu arada. İsminiz verilmiyor, hiç merak etmeyin. Arkadaşlarımız sadece ismini vermek istemeyen bir izleyici diye sizi bağladılar. Buyurun. Evet. Çok teşekkür ederim. Nur Hanım, nasılsınız? İyiyiz yani. Hani derler, iyi diyelim, iyi olalım. Bu kadar Allah'a olayları emanet. duydukça Tabii. yani Evet. yüreğimiz acımıyor değil. Dinliyoruz sizi. Evet. Buyurun. Şimdi Nur Hanım, ben 2014'te evlendim. Ve eşimle severek evlendik. Ben bir evlilik yaptım, ayrıldım. Bir çocuğum var ama eşim bekar. Tamam. Ve eşimin 10 tane kız kardeşi var. Oo, 5 maşallah. diyeyim. 10 görümcem var yani. On görümcem var, evet. Nasıl başa Ama çıkıyorsun 10 görümceyle? ya hepsiyle de iyiyim, bir problemim yok. Aa, Çünkü ben süper. şimdi uyumsuz bir insan değilim. Yani ben insanları olduğu gibi kabul ederim. E, çok güzel. Evet, insanlar olduğu gibi kabul ederim. Başlarda beni hiç istemediler, problemler yaşandı ama benim eşim ailesine karşı çıktı. Ben bu kadını seviyorum Ay, helal olsun. ve ben bu kadınla evleneceğim diye. Ailesiyle Bravo. konuşmadığı insanlar da oldu ama daha sonradan ben barıştırdım, küsrün iyi bir şey olmadığını. Çünkü Tamam. ben bu yaşıma kadar kimseyle hiç küsmedim açıkçası. Fakat evlendikten 2-3 ay sonra benim eşimin 2 tane annesi var, bir de benim 2 tane Ay, kayınvalidem ne şey. Ya, İki 10 kayınvalide. görümce, 2 kayınvalide. Peki, İki tane öteki kızım var. kayınvaliden de şey var mı? Görümcelerin var mı İşte öteki? şimdi doğulu var benim eşim tarafı. İlk kayınvalidemin oğlu olmadığı için kayınbabam ikinci kayınvalideye getiriyor. Anladım. Ondan sonra ikinci kayınvalidemden benim eşim oluyor ve ondan sonra 5 kız daha oluyor. Yani 5 kız büyük kaynanamdan, 5 kız küçük kaynanamdan. Anladım. İki tane aslında burada başka acılar var da şimdi oralara giremiyoruz Evet, yani. Neyse. maalesef öyle. 10 görümcen, 2 tane kayınvalidem var. Evet. Ve evliliğimizden bir süre sonra benim eşimin böyle hareketleri değişti, tavırları değişti. Benim bir çocuğum var ama çocuğum uzakta ve ben çocuğumu görmüyorum. Neden? Neden görmüyorum? Benim babamın bir alkol problemi olduğu için ben vermek zorunda kaldım çocuğumu. Ne Daha çocuğunuzu kime sonra da verdiniz? babasında. Babasında kaldı. Evet, çocuk Velayeti babasında. babasında mı çocuğunuzun? Evet, velayet babasında. Ben de 2 defa getirdim çocuğumu ama ayrılamadık. İkimiz de birbirimizden ayrılamadık. Çok problemler yaşadık. O gitmek istemedi, ben göndermek Ah yavrum, istemedim. ah yavrum. Ve ben çocuğumu 9, 7-8 senedir görmüyorum. Ne Aramıyorum hiçbir diyorsun? şekilde. Niye? Evet. Niye aramıyorsunuz? Çünkü evlendiğim eşim de istemedi. Ailem zaten istememişti. Evlat bu ya. Bağrıma taş bastım diyelim. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani evlendiğin eşin, yani kocan istemiyor diye çocuk bırakılır mı? Şimdi onun istemesiyle alakası yok. Ben çalışıyordum. Sabah çıkıyorum, akşam eve geliyorum. Zaten çocuğumla ilgilenemeyecektim. Biliyordum. Tam babamın alkol problemi var. Annem hasta. Yani nasıl diyeyim, çocuğuma gerçekten bakma şeyim yoktu. Tamam, velayeti babasında Evet. ama siz diyorsunuz ki 7 yıldan beri görmüyorum. Evet, görmüyorum. Görmüyorum Özlemedin yani. mi evladını hiç? Çok özledim. O seni ne kadar özlemiştir? Benden daha fazla özlemiştir. Biliyorum çok özlediğini ama dediğim gibi şartlardan dolayı imkanım yoktu. Yani getiriyordum, görüyordum ama ayrılamıyorduk. O da orada bir düzen kurdu. Çünkü babasının yanında daha rahat ettiğini biliyorum. Düzgün bir okul hayatı var babasının, onu çok iyi baktığını biliyorum. Babaannesinin çok iyi Bakın, baktığını velayet biliyorum. babasında olabilir ama bir anne olarak ben size bir şey söyleyeyim. Ben de bir anne olduğum için yani hiçbir şeyde büyük konuşmuyorum. Tabii ki velayet babaya da verilir. Velayet O babada ayrı. da kalabilir. Ama Evet. siz çocuğunuzu 7 yıldan beri görmediğinizden bahsediyorsunuz. Evet. Yapmayın Allah aşkına. O içimdeki acıyı kimseye Yani babası anlatamıyorum. mutlaka iyi bakıyordur ona. Bakın, hiçbir sözüm yok. Neticede bir anne ne Tabii kadar ki. çocuğuna iyi Tabii. bakarsa baba da tabii ki bakar. Ona Evet. karşı bir sözüm yok. Ama biz burada Annenin kokusunu hiçbir baba veremez ama hayır, Nur. biz burada Annenin kokusunu hiçbir ya baba burnumun veremez. direği sızladı ya. Her çocuğun o anne kokusunu duymaya hakkı var. Şartlarım, benim koşullarım ne olursa olsun, benim yaşadıklarım ne olursa olsun, ben evladımı 7 yıldır görmüyorum diyorsam bende bir problem var.
Bunun dağısı lamıcımı yok. 50 bin tane şey söylerim. Kocam derim, hastalık derim, onu derim, bunu derim. Ben yaşadığım müddetçe baba bakabilir. Dur bakalım, sorun neymiş acaba? Sorun da merak ediyorum ama. 50 tane ben bahane yani dinliyorum deminden beri. 7 yıl olmuş evladınızı görmüyorsunuz. Kim üzüldüm, bilir sizin? Çok üzüldüm. Yani anne hasretiyle nasıl yanıp tutuşuyordur o çocuk? Ya benim yandığım tutuştuğumda inanın bana. Ben herhalde sanıyorum biraz kendime kızdığım için, kendim de biraz cezalandırdığım için diye düşünüyorum, bilmiyorum. Ve evlendikten birkaç ay sonra benim eşimin hareketleri değişti. İşte tavırları değişti. Bir gün telefonuma baktığımda beni aldattığını fark ettim. Numarayı aldım ve kadını aradım. Ve kadın işte kendisini görüşmek istemediğini, benim eşimi kendini zorla aradığını, ondan sonra işte şöyle böyle birkaç şey saydı. Daha sonra eşim bir gün kendi ailesi benim yanımdayken bize gelmişlerdi misafirliğe. İşe gideceğini ve gece gelmeyeceğini söyledi. Ben de hani konduramadım açıkçası. Daha sonra eve geldi ve ben birkaç gün sonra eşimin o kadınla kaldığını, o kadının yanına gittiğini öğrendim ve eşime sordum. O da evet böyle bir şey yaptım ama bir anlıktı dedi sadece. Ve ben hiçbir şey söylemedim. Kendime de kızdım aslında ama söylemedim. Üstünden birkaç ay geçti ve bu kadın beni aradı. Benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. İşteydim, işten izin aldım. Gittim kadınla buluştum. Ve kadın 40 yaşında. Hanımefendi yani bir şey söyleyebilir miyim? Ya çok özür dileyerek. Bakın canlı yayında zaman. Şurama gel, dayanamıyorum ya. Çok özür dilerim. Ben ani tepkiler veren bir kadınım ve çok özür diliyorum. Ya siz el alemin kadınının peşinden koşacağınıza ne olur? 7 yaş, 7 yıldır görmediğiniz o evladınıza bu eforu harcasanız nasıl olur? Bize yani Allah aşkına, ne bu sıkıntıyı soracağınıza ben evladımı görüp o aradaki yani, zamanı nasıl kapatabilirim Bakın, diye sorular derdiniz, sormanızı ben de bekliyorum. Çok özür dilerim İnci, çok affedersiniz yani. Ben evladınız yerine burada ağlayacağım. Yani ben 7 yıldan beri çocuğumun beni görmediğini, benim ya ben yaşıyorum, sağım, elim ayağım tutuyor. Kocam beni aldatıyor. Canı cehenneme, ölsün gebersin yani. Yani yemin ediyorum size bu da harcadığınız eforu gidin o çocuğa harcayın ya. 7 yıldır evladınızı görmüyorsunuz, kurban olayım, ne olur sizin etrafınızda hiçbir insan yok mu şöyle size dokunacak? Kardeşim bırak bu kocayı, bırak bu çocuk, bırak bu kadını. Çocuğunuz hasta mı? Aç mı? Açıkta mı? Ya anne diyerek canlı kapıda mı bekliyor? Bilmiyorum yani İnci, sen ya, konuş ama sağlıklı, çok özür diliyorum sağlıklı yani. Sağlıklı da olsa 7 yıl gibi önemli bir zaman anneyi duymuyor, anneyi kulağıyla duymuyor, görmüyor, dokunamıyor, sarılamıyor, hissedemiyor. 7 tane anneler günü geçiyor ve siz diyorsunuz ki bize soru olarak işte eşim beni aldattı, ben aldattığı kadınla buluşmaya gittim. Aldattığı kadınla buluşmaya gitmeye zaman ayırıyorsunuz ama evladınızı, kendi canınızı görmek için zaman ayırmıyorsunuz. Sıkıntı burada. Bunu anlatmaya çalışıyoruz size. Yani hayat hanımefendi kocadan ibaret değil, yatak odasından ibaret değil, sadece aşktan ibaret değil. Evlat Allah'ın bize verdiği bir nimet ve emanet. Ve biz annelik duygusu o kadar yüce ki yani o duyguyu evladımıza yansıttığımız müddetçe kadınız zaten. Belki şu anda bize kızıyorsunuz ama bir arkadaş, bir dost, sizin bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Tabii. Bize anlatamadığınız başka bir şey var mı evladınızı görmemekle ilgili? İşte diyorum ya, yani benim bakacak yani. Ben işe gidip geliyorum. Annem rahatsız. İşe gidip gidiyorum hanımefendiciğim. İşe gidip geliyorum diyorsunuz. Kadının peşinde nasıl koşuyorsunuz? Bakın Nur Hanım, yani bakın ben şunu size, sizi farkındalığınızı arttırmak için uğraşıyorum, çabalıyorum. Tabii, çünkü tabii. Neden? Orada bir tane evlat var. Tabii. Sizin aşkınızı, sevginizi de anlayabiliyorum. Ama şöyle ikisini yan yana koyduğunuzda. Evlat Allah aşkına basar. Söyleyeyim evlat, bana. Evlat mı koca mı? Tabii. Tabii ki evladım. Yani hanımefendi evladım. 50 tane koca bulursunuz ama evlat bir tane. Yani evladın yeri bambaşka. Onu anlatmaya çalışıyoruz size. Ve o küçük evladın size ihtiyacı var. Görmeye ihtiyacı var. Bakın bakamayabilirsiniz. Babası bakabilir. Ama bu sizin onu görmeme durumunuza bir mazeret değil. Ona sesinizi duyurmamanıza bir mazeret değil. Telefonla ulaşmamanıza bir mazeret değil. Dokunmasına bir mazeret değil. Bunu yapın diyoruz size. Ulaşamıyorum çünkü telefonları yok, hiçbir şekilde açmıyorlar. Almaya gittim icra yoluyla, yani 5-6 defa gittim icra yoluyla almaya ama o kadar çok büyük problemler yaşandı ki alamadım.
Ya destek olabilecek kimsem yok. Çocuğun velayeti sizde, velayeti babada, ama mahkeme Evet. kararında belirli Evet. haftalarda çocuğu görme yetkiniz Tabii yok ki var. mu? Gittim. İnanın bana gittim. İcra yoluyla da gittim. Avukatıyla da konuştum. Ama yanımda destek olabilecek kimsem yok. Ben anneyim, benim desteğe ihtiyacım yok evladımı Ama görme konusunda. işte Hay, ama çocuğu öyle olmuyor işte göstermiyorlarmış insanım, ama. anlatıyorum. Evet, bana göstermiyorlar, kaçırıyorlar. Yani icra yoluyla da gittim, silahla tehdit edildim. Yani inanın bana her şeyi yaptım. Ama tek başım olduğum için bir şey yapamadım. Valla görmek isteyen görüyor hanımefendi. İşte ben de uzaktan görüyorum diyorum. Uzaktan, sadece uzaktan görebiliyorum. Çünkü yaklaştırma, okuluna gittim. Okuluna bilgi vermişler. Kesinlikle annesi gelirse şu anca polisle dışarı çıkarıldım. Yeni Yani eşinizden okula... çocuğunuz var mı? Evet, bir tane yeni oldu oğlum, 1 yaşında. İnanın bana onu severken o kadar üzülerek seviyorum ki bazen sevemiyorum bile. Yani o kadar zor geliyor ki, o kadar zor geliyor, anlatamıyorum bunu kimseye. İcra yoluyla gittim, polisle gittim, avukatla gittim, avukatıyla konuştum, okuluna gittim, evlerine gittim, kapılarını çaldım, evimi bastı diye beni şikayet ettiler, neler yapmadım. Ama annem rahatsız, babam alkolik, eşim istemiyor. Benim imkanım da bundan fazlası, Eşin yapamıyorum. neyi istemiyor? Çok affedersiniz. Eşiniz çocuğunuzu mu istemiyor? Evet, eşim çocuğum Heh, istemiyor. işte tam bu noktada bir şey söyleyeceğim. Ya benim yanımda bir kocam olacak. Diyecek ki ben de ikinci evliliğimi yaptım. Bana kalkıp diyecek ki ben senin çocuğunu İşte istemiyorum. onu anlatma ya. Yemin ediyorum ben onu sittin sene istemem. Tabii. Sittin sene istemem. Onu koyarım kapının Tabii, önüne. tabii. Şimdi reklam arasında hepimiz aynı konuyu konuştuk. İlk evliliğinizden bir evladınız var. İkinci evliliği yapıyorsunuz. Kocanız diyor ki o çocuğu göremezsin. Burada şunun tartışmasını yaşadık. Evlat mı, aşk mı? Ki bu tartışmaya açık bile değil. Ama şimdi bizi arayan sevgili seyircimize, bakın sizin dertleriniz çok önemli. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. İnanın bunu bana söyleyen kendi ablam dahi olsa ben aynı tepkiyi aynı şekilde gösterirdim. Yani bir evladınız var. Öteki kadını, yani kocanızın sizi aldattığı kadını görmek için iş yerinden izin alıp gidiyorsunuz. Ona harcayacağım eforun çok daha fazlasını kendi evladımı görmek için harcardım. Şimdi size, bizi arayıp inanan, güvenen sevgili seyircimize, ekran başındasınız biliyorum. Gözyaşlarınıza da dayanamıyorum. Çünkü evlat, bunun başka bir şeyi yok. İkinci bir çocuğu, ikinci evliliğinizden bir çocuğunuz daha olmuş. Onu bağrınıza basarken öteki çocuğunuzu hatırlıyorsunuz. Çok da normal bir duygu. Bir evlilik ve ilişki uzmanı olarak ne önerirsin? Bir kere ben sana kardeşim demek istiyorum. O inançla konuşmak istiyorum. Kardeşim gibi hissederek konuşmak istiyorum. Bu hayatta şunu bil. Her şeyin çiftini bulabiliyoruz. İşte aşkın da, aşk zaten bambaşka bir duygu. Evlatla kıyaslanamayacak kadar aslında evladın yanında değersiz bir duygu. Ama ne yap ne et. O savaşı kesinlikle bırakma. Eğer gerçekten savaş veriyorsan, vermiyorsan da savaşmaya başla. Çünkü şunu bil ki her neydi, neredeyse her gece uyuduğunda, kalktığında o görmediğin evladın senin kokuna ihtiyacı var. O kokuyu ona duyurmak için ne yaparsan yap, gerekirse tüm dünyayı karşına al, ama o kokuyu duyurmak için o savaşı ver kızım. Versin. Kıyas götürmez diyorsun ya. Tabii. Evladımla hiçbir duyguyu yan yana koyamam Mümkün yani. değil. Olmaz, olmaz. Anne Yani. için hele hiç olmaz. Annelik başka bir şey. Alo.